İsmail! Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? İyi. Vallahi babayla lafladık ayaküstü. Aa, ne güzel. İyi misin? İyi abi. Seni gördüm ben. Kahvaltı. Kahvaltı hazır hemen. Hemen hazırlanıyor. Ya. Gülsüm ana neler hazırlamışsın bize ya böyle? Bir şey hazırlamadım ben. Edirne'ye devamı giderdik oğlum hatta. İkisi de Turan da kornaya kalandı. İkisi de şey yapamadı, gidemedi, şey yapamadı. Çok şey oldum yani. Öyle bir, yani bir şeylik çektim yani. Grupluk yaşadın grupluk mı? Grupluk yaşadım, çok yaşadım. Çok. Hepsini de çok özledim yani. Annem, babamı, kardeşlerimi. Herkesi çok özledim. Oraya gidince daha farklı oluyor yani. Bir de hani onları görmüyorsun, telefonla konuşma hiç şansın yok. İletişim hiçbir şey yok. Daha fazla özlem çekiyorum. Bir de oradaki açlık psikolojisi bilmem ne daha da etkiliyor insanı. Daha zorlaştırıyor işi. Bayağı hasret çektim yani. Üngür üngür ağladın ya orada değil mi? Vallahi ağladım ya. Sır var ya orada 6 ay aç kaldı. Kendin bileyim. Bunun yanında şimdi bir simitle insan, bir baş pervan adam simitle olur mu? Simit gibi bir ufak bir şey veriyorlar, bir lokma bir şey. Bununla insan olur mu? Doyar mı? Doymaz. Pervan dediğin bir davarın yarısını yer ama benim oğlanlarım bu kadar fazla yemezler. Gene de yemese de gene hiç olmaz. Unla da doymaz yani. Simitle gibi, simit gibi şeylere doymaz yani. Antalya'ya döndüğümde çok güzel bir karşılama vardı. Yani insanların sevgisi, o sıcaklığı, samimiyeti gerçekten çok bambaşka bir şey. İnsanların gönlünü kazanmışız. Benim en büyük hedeflerimden birisi zaten Survivor'a giderken, sen de biliyorsun abi. Atasporumuz güreşi temsil etmek ve daha fazla kitleye ulaştırıp insanlara sevdirmekti. Ve dışarıya çıktığımda gördüm, insanlara gerçekten bunu geçirmişiz, başarmışız. İnsanlar gerçekten atasporumuzu, güreşi takip etmeye başlamış. Çok fazla sosyal medyadan, her yerden yüz yüze de olsun çok fazla olumlu yorumlar var, tepkiler var. Kırkpınar'a katılmamaya nasıl karar verdin? Yani nasıl oldu? Hani hangi şartlar altında Kırkpınar'a bu sene katılmasam iyi olur dedin? Çıkar çıkmaz hemen güreşe dönerim diye düşündüm ama geldikten sonra bir antrenman yaptım. Kaslarım aşırı kuvvetsizdi. Yani burada bizim ağırlık salonumuz var kendimiz köyde. 60 kilo ile squat yaptım. 60 kilo normalde ısınma yapıyorum ben. 60 kilo squatla çok zorlandım. Dizlerimden, yani dizlerim atacak gibiydi ya. Hani aşırı kuvvetsizdi bağlarım. Yani zayıfladım orada sonuç olarak 6 ay kaldım, aç kaldım. İşte o parkurlar, zorluklar vesaire. Tabii ki beslenme olmayınca dolayısıyla kaslar küçüldü, eridi. Eski gücüm, kuvvetim yok. Sonra burada kendimi denedim. Yani sakatlık çıkacak hani. Eğer sahaya dönersem gerçekten bir yerim, bağlarım bir yerim kopacak, atacak yani. Bunu hissediyordum. Denedim kendimi. Baktım hani olmayacak. O yüzden riske de girmek istemedim açıkçası. Evet, güreşi seviyorum. Hani ne, her ne olursa olsun yensem yenilsem evet sahaya çıkarım ama sonuç olarak bir sakatlığında telafisi sonrası çok büyük sıkıntı. Telafisi olmayacak bir sakatlık da olabilir. O yüzden bunu göze alamadım ve o yüzden 40 bin arada çıkmadım. Çok az bir süre vardı zaten. Ne oldu? Nasıl bir duygulara kapıldın? Geri dönüşünle ilgili bir anlatır mısın? Seyircilerimizin gerçekten çok fazla baskısı vardı yani. Artık işte Survivor'a gitti, güreşe dönmeyecek mi? İsmail değişti. Bunun gibi kelimeler çok fazla, farklı kelimeler de oldu. Bunlar da benim işte hoşuma gitmiyor yani. Hani değişti İsmail denmesi ya da işte İsmail artık bundan sonra Survivor olur bilmem ne yani saçma sapan muhabbetler de döndü. Ben de o kötü yorumlara cevap vermek adına sahalara, er meydanlarına hazır olmamama rağmen geri döndüm. Elmalı'daki şansını nasıl görüyorsun? Kendi seyircimin önünde elimden gelenin en iyisini vereceğim. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Olur ya da olmaz. Nasip diyelim. Ama her zaman hedefim tabii ki kürsünün en üst basamağı. Doğalıçayır'a, Elmalı'da ayak basacaksın ve binlerce seyirci
O anı böyle hayal edebiliyor musun? Nasıl olacak sence o an? Şimdiden heyecanlanıyorum açıkçası. Malda güreşecek oğlum. İnşallah kürsünün bir basamağında görmek istiyoruz. Ben inanıyorum oğlumun başarılı olacağına. Soru var burada da çok hasretini çektim oğlumun. Şükür birincilik de geldi. Şükürler olsun elhamdülillah. Sahalara geri döndü sarı fırtınamız. Kendi evimizde, kendi memleketimizde, sevenlerimizin önünde inşallah ben de tabii ki eski performansım şu anda yok. Ama elimden gelenin en iyisini vereceğime söz veriyorum. Babam bile bunlar. Bunları dışarı saltan ötekilerle güzel anlaşıyorlar mı? Ekim'in ortası gibi başlıyor bizim elma hasadı. Bunlar da bayağı kırmızı olmuş ama baksana. Yavaş İsmail. Yavaş. Daha. Sana bak. Merhaba, ben Kırpınar Baş Pehlivan İsmail Balaban. Tarihi elmalı, yeşil yayla, yağlı pehlivan güreşlerinde ben de kol bağlayacağım. Tüm güreş severleri D-Max ekranlarına bekliyorum.